Siz ne diyorsunuz? Bir geri adım var mı yok mu burada? Çünkü hakikaten İngilizce metinle şey arasında bir nüans var yani bir şey bilmiyorum. Şimdi benim hissiyatım bu. Şimdi hukukçu olarak tabii değerlendirmeyi şöyle yapayım. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti. Buyurun. Bir şey başına gelmek istiyorum size. Niye? Bu arada biz sizde büyükelçilerin şeyinden sonra aşamasında bir konuştuk sizde. Siz çok benzer örneklerden bahsettiniz. Evet, doğru. Siz aslında en başından başlayıp sonra bugüne gelsek tamam, şimdi, bir değerlendirme yapsanız şimdi daha iyi olacak. Şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti 2017'li yıllardan bu tarafa yargıda şu sorunu yaşıyor. Bu tarihçeyi iyi bilmek lazım kısa da olsa. Papaz Brunson Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la karşı karşıya kaldık. Deniz Yücel'de Almanya Merkel'le karşı karşıya kaldık. Luc Brault zannediyorum doğru telaffuz ediyorum Fransız Macron'la karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi papaz, diğer ikisi gazeteci. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve tarafsız yargısının elinden bu insanlar alındı. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten yargıda hani bağımsızlık, tarafsızlık varsa hani deniyor ya kimse karışamaz, müdahale edemez iç işlerimize dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinde iyi sınav vermedi. Şimdi ardından iki kişiyle ilgili yine uluslararası toplumun ben de üzerine vazife olmadığını düşünüyorum. İç işlerimize karışmamaları gerektiğini düşünüyorum. Siyasi hareketliliklerini düşünüyorum. Ama hukuku siyasete içeride de dışarıda da böyle kurban ediyorsunuz. Bunlardan birisi Demirtaş, diğeri Kavala. Hı hı. Şimdi bu iki şahsiyetin özelliği ne? Bunlar yabancı değil, bunlar Türk vatandaşları. Fakat bunlarla ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Bu kararlar, hatta Demirtaş'la ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi o kadar ileriye gitti ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi eylem planı istedi. Dedi ki nasıl yol alacağınıza dair bir eylem planı. Evet, Kavala'da zannediyorum eylem planı istenmedi. Ancak gerçek şu. Şimdi işin esası var. İşin esası Demirtaş'ı kenara koyarsak Kavala'da ne? Bu 17 Ekim 2017 tarihinde Gezi olaylarından dolayı onun sorumlu olduğuna bahisle gözaltına alınıyor. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanıyor. Sonra yargılanıyor. 18 Şubat 2020 tarihinde beraat ediyor. Tahliye oluyor. Bu defa 15 Temmuz darbe girişimi ve casusluk iddialarıyla tekrar tutuklanıyor. Ve şu anda 4 yılı aşkın süredir tutukluluğu devam ediyor. Biz işin esasından ziyade esasında tutuklama tedbirini konuşuyoruz. Yani kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı olarak anayasanın 19 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddelerinde herkes bakımından Fatih Altaylı, benim Faruk Acar, Mehmet Şahin bakımından herkes bakımından eşit uygulanması gereken. Türkiye Cumhuriyeti tutuklama tedbiri bakımından doğru sınav vermedi. Niye vermedi onu söyleyeyim size. Elbette siyaset alet ediyor. O açıdan Sayın Şahin'le de aynı fikirdeyim. Doğru ama onların siyasete hareket etmesi bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dosyanın içinde bulunan delillerle, tutuklamanın şartlarıyla bundan farklı hareket etmesini haklı kılabilir mi, savunma kılabilir mi? Şimdi siz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne tabisiniz. Anayasanın 90. maddesine göre tanımışsınız. Yetmemiş Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesine demişsiniz ki ben ihlal kararlarının gereklerini yerine getireceğim. Şimdi bir saniye. Siz burada Kavala üzerinden konuş. İstediğin kadar sevme, beğenme, hoşuna gitmesin. İç mihrak de, dış mihrak de. Soros'la andın. Başka, ben onlara yok görüşmüş. Sayın Cumhurbaşkanı eskiden o şahsiyetle görüşmüş. Öyle olmuş, böyle olmuş buna girmem. Ben dosyasına bakarım. Şimdi bunun dosyası bizim bir davamız var. Yani, onda birleşti. Şunu demek istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Soros'la görüşmesi hiç ilgilendirmez. Konunun dışında o, bir şey. Bu konuyla ilgili şey değil. İşte sulandırma böyle oluyor. Yani. Bugün yapılan açıklamalarda hemen oraya geçip tekrar geriye döneceğim. 10 büyükelçinin yaptığı açıklama makam olarak da üslup olarak da yanlış kardeşim. Kesin. Yanlış. Kesin. Sen bunu şöyle sığınamazsın. Demokratik bir açıklamadır. İç işlerine karışma değildir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına davettir. İşte bu kararları yerine getirmezseniz şöyle olacak böyle olacak. Biz esasında Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmek için değil. Senin yardımına ihtiyacı yok ki. Bu ülkenin bir duruşu var. Ama ne oluyor? Sonuçta olan şu. Empati yapıp yerinize koyun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yaptığı açıklamadan sonra bu şahsın serbest kalabilme imkanı kaldı mı? Kalmadı. Veya kaldıysa nasıl açıklayacağız? Şimdi o taraf diyor senin mahkemen, bu taraf diyor benim mahkemem. Ya bu mahkeme milletin mahkemesi. Bu şimdi Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma'ya, Ayşe'ye farklı yargılama yapabilir mi? Şimdi hukuk güvenliği hakkı. Bak şimdi sorun şu. Biz siyasetle hukuku birbirine karıştırdığımız zaman düğmeyi yanlış iliklediğinde senin karşına Papaz Brunson'da çıkar, Deniz Yücel'de çıkar, Luc Brault'da çıkar, Demirtaş'ta çıkar, Kavala'da çıkar.
Ya işin esasıyla ilgili yargılamanı yapabilirsin. Neticede ortada hazırlanmış ve kabul edilmiş bir iddianame var. Buna kimse ayar veremez. Nasıl? Halkbank'ın genel müdür yardımcısı aldı, yargıladı ki yanlış dedik. Orada tutukladı, mahkum etti. İç işime karışamazsın, yargıma karışamazsın. Hatta bağımsız tarafsız yargıma ben bile karışamam dedi evet. O dönemde. Ya, Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklamalar evet. Bu yöndeydi. Şimdi geleceğiz şuraya. Arkadaş, eğri oturup doğru konuşalım. Karşımızda bizim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları var. Bu kararlardan hele fevkalade olan şu. Bir de şöyle yapmıştık, hatamız şu. Daire karar veriyor Kavala ile ilgili. Ve diyor ki sen diyor, kişi hürriyeti güvenliği hakkına getirdiğin sınırlamaları siyasi sahiplerle kötüye kullanmışın tespitini yapıyor 18. maddeden. Ve sen büyük daireye gidiyorsun. Büyük daire diyor ki onun oluşturduğu bir kurul var. Ben diyor bunu büyük dairede incelemeye gerek görmeksizin o yeterlilikte açık hukuk aykırılığı gördüm diyor. Reddediyor. Yani sen gidiyorsun da tanımıyorum demiyorsun. Şimdi siz hukuk güvenliği hakkından bahsettiğinizde Faruk Acar gittiğinde ben gittiğimde veya Sayın Cumhurbaşkanı kim giderse gitsin. Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Yargı Birliği'nin iç istisnası, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yargı Birliği'nin dış istisnası. Bu kararların gereğini yerine getirmeyeceksek hukuk güvenliği hakkını alıp nereye koyacağız? Dolayısıyla olan şu, ben size söyleyeyim. Net cevap veriyorum size. Büyükelçilerin birlikte hareket edip Türkiye Cumhuriyeti'nde yok demokratik çağrı iç işlere karışma değil. Siz çok güzel sordunuz. Efendim 41. maddeye işaret etmişler. Başka bir şey işaret ettikler var mı? Yok. Onlar bilmiyor mu 41. maddeyi? Türkiye Cumhuriyeti İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ihlal kararlarının gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunu bilmiyor mu? İki taraf da biliyor. Ama mağdur olan kim? Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiş yaz. Şimdi şunu söyleyip bitireceğim. Siz bana bir şey sordunuz. Dediniz ki bunun örneği var mı? Var. Bunun bir örneği var İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde. Azerbaycan örneğidir. Herkes baksın. Ya biraz kaynaklara bakarak konuşalım. Ilgar Mamadov kararıdır. 2014 yılında başlamıştır. 2020 yılında bu şahıs beraat etmiştir bir de. Önce mahkumiyeti oldu sonra Azerbaycan Yargıtayı'ndan. Orada aynı şekilde olmuştur. Demiştir ki kardeşim siz bağlı olduğunuz sözleşmenin taahhüdün gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Dolayısıyla bize insan hak ve hürriyetlerini tanıdığından bahsetme. Şimdi siz bunu şunu diyen diyorsunuz. Kim Azerbaycan'a? Efendim? Bunu Azerbaycan'a diyen kim? Diyen ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Mahkemesi diyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına şu gelecek. Gerek var mı buna? Peki sen yargılamaya devam et. Yani İnsan Hakları hocam, Bakanlar Komitesi vatan, gidip İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Aklının açık. Daha başlayacak. Aklının karışması için soruyorum. Bakanlar Konseyi, Büyükelçiler değil de Türkiye bunu Bakanlar Konseyi söyleseydi haklı olurlar mıydı o zaman? Şöyle söyleyeyim. Şu an için Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Avrupa Konseyi adım atmıyor. Henüz atmadı. Atabilmesi için tekrar söylüyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Büyük Dairesi'ne dava açtığında Pandora'nın kutusu açılır. Bundan sonra eğer Büyük Daire Türkiye Cumhuriyeti'ni mahkum ederse göze alır almaz. Bakın işte yine bunu dediğin anda siyasete giriyorsun. Göze alamazlar. Bizim oy hakkımızı askıya alamazlar Avrupa Konseyi'nde. Üyeliğimizi askıya alamazlar. Bunları dediğinde alıyorsun sen. Bağlı olduğun sözleşmeyi, kuralları kaydırıp kenara koyuyorsun. Benim söylediğim şu. Eğri oturup doğru konuşalım. Biz bu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde olacak mıyız, olmayacak mıyız? Eğer olacaksak bunun kararlarının gereklerini yerine getirme mecburiyetindeyiz. Ama Türkiye yıllardan beri bunu yerine getirmez ve ceza öder. Şimdi batıla kıyas cari olur mu? Şimdi siz diyorsunuz ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni tanıyorum. Hak ihlali kararlarında eğer esasa müessirse, etkisi varsa ki bu tespiti İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yapıyor. Diyorsun ki bu A kararını, evet güzel. Peki bir söyleyeceğim, Kavala'nın başvurusunu reddetseydi ne yapacaktın? İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ki nitekim Anayasa Mahkemesi reddetti. Sesini çıkaracak mıydı? Kimse bir şey diyecek miydi? Evet. Memnun olacaktı. Ama kabul ettiğinde eğer bu kararın gereğini yerine getirmeyip yerine getirmeme gerekçesinde bu büyükelçilerin açıklamalarını bir kenara koyuyorum. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını hem de 5. madde ihlali yani İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını koruyan 18. maddesini sınırlamaların kötüye kullanılması. Bundan bir ihlal kararı verilmişse bu kararın gereğini yerine getirmemeye ortaya koyduğun gerekçe Kavala ile ilgili ben de hoşuma gitmeyebilir, sevmeyebilirim, siyaseten benimsemeyebilirim. Efendim o diyebilirim ama dosyasına bakarsın sen. Tutuklamanın şartlarına bakarsın.